Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Rauf Denktaş sergi salonundayız bu akşam Spor Artı ekibi olarak. Ve şimdi Kıbrıs'ı konuşacağız. Kıbrıs'taki spor gelişmelerini konuşacağız. Bir sporcu arkadaşımız bize katıldı. Ahmet Savaşan hocamızı gönderdik ve onun yerine de şimdi bizimle birlikte Sergey Franjev var. Güreşçi, Kıbrıs'ı çok güzel temsil eden ama temsil etme şansını da çok fazla yakalayamayan bir isim. Birazdan onunla da sporu konuşacağız. Ayrıca Yiğitcan Hekimoğlu da bir atlet. Birazdan o da bizimle birlikte olacak. Önce sporun yönetimsel olarak durumunu bir görelim. Neler yapılıyor burada? Onu konuşalım ve Hakan Atantürk. Hocam, Sağlık, Kültür ve Spor Başkanısınız. Yakın Doğu Üniversitesi'nde. Evet, Yakın Doğu Üniversitesi'nde. Siz şimdi baktığınız zaman Kıbrıs'taki önce spor potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Bize bundan söz eder misiniz? Ülkemize baktığımız zaman tabii ki öncelikle anavatanımıza buradan selamlarımızı göndermek istiyorum. Biz her zaman anavatanla bütünleştiğimiz zaman çok daha fazla anlamlı olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden TRT ekibi olarak sizlerin bu duygularımızı dile getirme imkanı verdiğiniz için teşekkürler. Burada ülkemizde spora baktığımız zaman gençlerimizin hakikaten spora çok yatkın olduğunu ve çok da başarılı, yetenekli sporcuların bu küçücük adada fazlasıyla olduğunu düşünmekteyim. Bundan dolayı ambargoların, ki bunları az sonra sanırım en önemli konumuzu ve onu çok ambargolar. Fazla izleyicimiz soruyor. Örneğin Ekrem Eke, Kubilay Kurşun, Önder Yağlı bu anlamda sorular sormuşlar. İşte Kıbrıs'tan niye takım göremiyoruz? Niye Kıbrıs takımları ön plana çıkmıyor gibi? Tabii ki biz altyapımıza baktığımız zaman, buradaki spor yapısına baktığımız zaman Yakın Doğu Üniversitesi olarak özellikle spor konusunda çok ciddi adımlar attığımızı ifade etmek istiyorum. Burada öncülüğünü yaptığımız Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nu Yakın Doğu Üniversitesi'nde kurmakla spora ne kadar önem vermiş olduğumuzun en önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum. Yine buna ek olarak özellikle Yakın Doğu Üniversitesi'nin olimpik kapalı yüzme havuzunun devreye girmesi ve bir ada ülkesi olan bu küçücük ülkede, etrafı denizlerle çevrili bu ülkede yüzmenin bilimsel metotlarla üretilir olması ve burada yetişen yüzücülerimizin de Türkiye şampiyonalarında dereceler alıyor olması en önemli göstergeler. Yine Yakın Doğu Üniversitesi adına şunu söylemek mümkündür. Sporu teşvik eden, motivasyonu artıran bir üniversite olarak sporcu burslarını ilk kez üniversitemizde gündeme getirdik ve sporla uğraşan bu ülkede gönlünü spora vermiş gençlerimizi maddi durumu el vermese dahi desteklediğimiz sporcu burslarıyla okuma imkanları sağlıyoruz. Buradan da ana vatan Türkiye'mizde bulunan tüm gençlerimize de ben seslenmek istiyorum. Sadece bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gençlere yönelik değil, ana vatanda spor yapan ancak okuma fırsatı bulamayan tüm gençlerimize de ben seslenmek istiyorum. Burada bu fırsatları vardır. Burada maddi durumlar el vermese bile Yakın Doğu Üniversitesi'nin sağlamış olduğu burslarla okuma imkanları vardır. Bu da spora gönül veren gençlerin hedef koyabilme becerilerini ortaya koyuyor. Bundan dolayı baktığımızda ülkemiz yıllar önce üniversitelerin olmadığı dönemleri düşünecek olursak spora gönül vermiş. Ancak liseyi bitirdiği zaman Türkiye'de bir üniversiteyi kazanamamış sporcularımız askere gitmek zorunda kalıyorlardı. Vatani görevlerini yapmak zorunda kalıyorlardı. İşte ülkemizde sporun önünü açan en önemli unsurlar sanırım üniversitelerin bu küçücük adada işlevsel hale gelmesi, hizmet sunar hale gelmesi. Bundan dolayı ben üniversitelere bakış açım şudur. Dünyaya açılan bir pencere olarak görüyorum ben. Farklı 40 ülkenin üzerinde yabancı insanın burada öğrenim gördüğünü görüyoruz. Yine sergi onlardan biri. Çok uzak ülkeden gelip ana vatan gibi bu ülkeyi sahiplenen sporculardan biri. Burada çok yetenek var. Buradaki yeteneklerin heba olmaması için hakikaten çok ciddi planlamalar yapılması gerekiyor ki buna ihtiyacımız var. Bu sesi de duyurmak gerekiyor. Sizin vasıtanıza da bunu bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz hocam. İzleyicilerimizden de birçok mesaj geliyor. Mustafa Çığırdık, Afyon'a ne zaman geliyorsunuz demiş. Tabii bizi burada görünce hemen izleyicilerimizin aklına
kendi illeri de geliyor. Belki geliriz bir gün, olabilir. Gökberk Erol.